Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ıspanaklı gözleme yapacağım. Su, tuz, un. Bu kadar yeterli. Çünkü hayat pahalı. Yapacak bir şey yok. Çok masrafa da gerek yok. Yoğurunca görüşürüz hamurum inşallah. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur oldu. Bunu şimdi 5 dakika dinlendireceğim. Dinlenenden sonra beze alacağım. Beze alınca yine görüşürüz arkadaşlar. İşte bezelerimi de aldım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8. Dışarıda bir tane yesen çok para tutuyor. En güzeli evde yapmak. Arkadaşlar bezelerimi de aldım. Şimdi sıra açmaya geldi. İnşallah açacağız. İçini hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi sıra içini hazırlamaya geldi. Burada bir demet şeyim var. Ispanağım var. Ben bir taşım haşladım. Çok çekil sevmiyorum ben. Burada da bir baş soğan doğradım. Burada da bir bardak çay bardağı sıvı yağım var. Buradan da bir kaşık pul biber koyacağım. Bir kaşık biberim var. Takıyorum. Buradan da bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Arkadaşlar. Tuzunu da atayım. Şimdi sıra soğana geldi. Soğana geldi. Soğanımızı da attık. Şimdi sıra şimdi arkadaşlar sıvı yağını bir çay bardağı da sıvı yağ dökeceğim. Alsana mis gibi gözlemeler olacak. Ben gözlemeye peynir de döküyorum. Ya lor peyniri de olabilir. Benimki koyu peyniri. Böyle bir de peynirim var. Böyle peynirini de atacağız arkadaşlar. Bunu iyice harmanlayacağız. İsterseniz siz baharatını daha da çoğaltabilirsiniz. Ben o kadar çok baharatlı sevmiyorum. Bunu iyice harmanlayacağız arkadaşlar. İster elimizle ister kaşığına, ayrı o size kalmış. İyice harmanlayacağız. Arkadaşlar içim iyice harmanladım. İç harcımı 2 kaşık da yoğurt koydum, onu unutmuşum. Şimdi yufkalarımı da açtım. Niye küçük açtım yufkalarımı? Çünkü tavam o kadar. Tavam küçük olunca mecbur küçük açıyorsun. Daha da büyük açabiliriz sajda olsa. Şimdi sıra içini koymaya geldi. Yufkalar hazır. Bunu her tarafına gelecek şekilde yayacağız. Ispanaklı, yoğurtlu, peynirli gözleme. Yapanlara kolay gelsin inşallah. Dışarıdan bir tane alsam çok pahalı. Biz de evde yapalım. Yiyelim. Hem lezzetli olur hem şey olur.
daha ucuza düşer. Şimdi böyle üstünü de kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi buralarında böyle pekiştireceğiz. İşte bu kadar olay. İşte yaptık arkadaşlar. Bir tanesini daha yapalım. Yufkalamın ikisi de burada şeyli, açılı. Şurada da 4 tane bezem var. Ezen dokunuyor bu arada. Ezen Allah cenneşali, cenneşali. Allah'ım ezenimizi dindirmesin. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptım. Bunu da şimdi kapatıyorum. Kapatmasını da böyle yapacağız. Sonra tavaya. Arkadaşlar. Tavan doğru ısınıyordu. Isındı. Şimdi pişme aşamasına geldik. Önceden ısıttım ben tavamı arkadaşlar. İnşallah siz de yaparsınız. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Pişirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İşte gözlemelerim pişecek şimdi. İşte arkadaşlar pişmeye başladı. Şimdi birisini de orada pişirebilirim. Sanarsam. Biraz küçük ama tava yapacak bir şey yok. Birini de burada pişirelim. Ki zaman kaybı olmasın. İki tane pişiriyoruz arkadaşlar. Ya odunlu saç olacak ki çok güzel pişer. Ay gazda bu kadar pişiyor.
Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Çok güzel pişiyor. Kendin pişirirsen hem lezzetli olur, hem ucuza getirirsin. Çok güzel pişti. Dilersen yüzüne tereyağı da sürebilirsiniz. Dilerseniz yağsız da yiyebilirsiniz. Ben yağ sürmeyeceğim. Çünkü kolesterolümüz var. Yağlı yiyemiyoruz biz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Her şeyi dışarıdan alırsak evin yolunu bulamayız. Kabarıyor. Şişiyor. Bu ne halde? Orada biçmeye çalışıyor. Oo, şişti. Şişti arkadaşlar. Rabbim hayırlı yemek nasip etsin. Çok güzel şişti. Biraz bu yüzünü daha pişirelim. Heh. Çok güzel şişti. Tavanda yerinde durmuyor. İşte arkadaşlar, olay bu kadar. Ispanaklı gözlememiz pişti. Şimdi tepsimize alabiliriz. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Oh, bu da güzel pişecek. Çünkü tavam kızdı baya. Arkadaşlar hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eyvallah.